Fizik 801 Klasik Mekanik 29. ders. Burada sınav kağıdınızda olacak konuları görmektesiniz. Açıkça benim için bir sınavın tüm bu konuları kapsaması mümkün değildir. Bundan dolayı bir tercih yapacağım. Aynı zamanda bugün de bir tercih yapacağım. Bu konuların detayına kadar hakkını veremem. Bundan dolayı onlardan kısaca bahsedeceğim ve hatta bazılarına hiç değinmeyeceğim. Fakat bugün Üzerinde durmadığım şeyler de sınav kapsamında olabilir. Çok sayıda denklem göreceksiniz. Neredeyse düşünebildiğim bütün denklemler sınavınızda olacak. Ayrıca bu hafta sonu özel dersler olacak. Bunu da webten kontrol edebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri. Tam esnek olmayan çarpışma ile başlayalım. Tamamen esnek olmayan çarpışmalar. M1 ve M2 kütlelerimiz var. Bu bir boyutlu bir problemdir. Bu V1 hızında ve bu da V2 hızına sahip. Onlar çarpışıyorlar ve çarpışmadan sonra tek bir kütle olurlar. Çünkü bu çarpışma tam esnek olmadığı zaman meydana gelen durumdur. Birlikte V üstü hızına sahip olurlar. Eğer sistem üzerine etki eden net bir dış kuvvet yoksa momentum korunmalıdır. Bu durumda şimdi M1 V1 artı M2 V2 eşit M1 artı M2 çarpı V üssü olmalıdır. Bir bilim yani bir denklem. Bunun sonucunda V üssü elde edilir. Sizler aslında buralara vektör işaretleri koymam gerektiğini söyleyebilirsiniz. E eh, bir boyutlu çarpışma durumunda aslında bu vektör işaretlerini yazmayabilirsiniz. Çünkü işaretler otomatik olarak bunu halledecektir. Kinetik enerji korunmaz. Çarpışmadan önce kinetik enerji 1 bölü 2 m1 çarpı v1 kare artı 1 bölü 2 m2 çarpı v2 kare eşittir. Çarpışmadan sonra kinetik enerji 1 bölü 2 M1 artı M2 çarpı V üstünün karesine eşittir. Ve tam esnek olmayan çarpışma durumunda kolaylıkla bunun her zaman bundan daha az olduğunu ispatlayabilirsiniz. Kinetik enerjide daima ısı formunda ortaya çıkan kayıplar olur. Şimdi bir esnek çarpışma gerçekleştirelim. Burada tam esnek terimini kullanabilirim. Fakat esnek kelimesi tek başına da yeterlidir. Çünkü bu kinetik enerjinin korunduğu anlamına gelir. Aynı başlangıç şartlarıyla başlıyorum. M1, V1, M2, V2. Fakat şimdi çarpışmadan sonra M1 ya bu yönde ya da bu yönde gider. Bunu bilmiyorum. Böylece ya bu V1 üstü olabilir ya da bu V1 üstü olabilir. Fakat M2 ise daima bu yöne gelecektir. Bu tamamen açık. Çünkü eğer arkadan bir cisim ile çarpışırsa çarpışmadan sonra bu kesinlikle sadece bu yönde gider. Yine üzerlerine vektör işaretlerini koymak zorunda değiliz. Çünkü işaretler bir boyutlu durum için yönü belirtecektir. Bu durumda bu artı olacaktır. Bu kabulümüze kalmış bir şey. Eğer bu yönü seçerseniz bu durumda negatif olacaktır. Eğer V1 üssü için eksi bir şeyler bulursanız bu durumda cisim çarptıktan sonra geriye sıçramıştır. Şimdi eğer sisteme etki eden herhangi bir dış kuvvet yoksa momentumun korunumunu uygulayabiliriz. İç kuvvetler kabul edilebilir. Pekala. Böylece şimdi M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M1 V1 üssü artı M2 V2 üssü. Momentum'un korunumu çarpışmanın esnek çarpışma olduğunu bildiğimiz için şimdi kinetik enerjinin korunumunu da yazabiliriz. 1 bölü 2 m1 v1 kare 1 bölü 2 m2 v2 kare eşittir. Bu çarpışmadan önceki enerjidir. Çarpışmadan sonra ise 1 bölü 2 m1 v1 üssü kare artı 1 bölü 2 m2 v2 üssü kare olur. İki birimli yani iki denklem ve prensip olarak bu denklemlerden. V1 üssü ve V2 üssü değerlerini bulabilirsiniz. Fakat bir hayret zaman alır. Ve sınavda genellikle M1'in M2'ye eşit işte olduğu veya M1'in M2'den çok çok büyük olduğu veya M1'in M2'den çok çok küçük olduğu, aynen bir basketbol topunun bir pimpon topuna çarpması veya bir pimpon topunun bir basketbol topuna çarpması gibi bir problemle karşılaşırsınız. Şimdi M1'in M2'ye eşit olduğu çok basit bir örnek yapacağım. Bu kütleyi M olarak alacağım ve problemi V2'yi sıfır almakla daha da basitleştireceğim. Böylece ikinci cisim durmaktadır. Bir boyutlu çarpışma birinci ikinciye çarpıyor. Çok özel bir durum. Bu durumda momentumun korunumu daha da basit hale gelir. V2 olmadığından M çarpı V1 eşit M çarpı V1 üssü artı M V2 üssü olur. Kinetik enerjinin korunumu 1 bölü 2 M V1 kare eşit 1 bölü 2 M V1 üssü kare artı 1 bölü 2 M V2 üssü kare. Şimdi önce M'leri yok ediyorum. Bu işi çok pratik hale getiriyor. Hatta burada 1 bölü 2'leri de yok ediyorum. Bunu çözmek artık çok kolaydır. Eğer bu eşitliğin karesini alırsanız, buna benzer bir şey elde edersiniz. Eğer karesini alırsanız, V1 kare eşit V1 üssü kare artı V2 üssü kare artı 2V1 üssü çarpı V2 üssü elde edersiniz. Ve bu denklemi bununla karşılaştırırsak bu terim hariç neredeyse aynı olduğunu görürüz. Bu durumda bu terim sıfır olmalıdır. Fakat biz V2 üstünün sıfır olmadığını biliyoruz. Ona çarptık bu yüzden ileriye gidecektir. Yani bu durumda bu V1 üstünün sıfır olması demektir. Eğer V1 üstü sıfıra eşit ise V2 üstünün V1'e eşit olduğunu görürsünüz. Bu bir topun başka bir topa çarptığı bunun hiçbir hızının olmadığı, ona belli bir V1 hızıyla çarptığı, aynı kütleye sahip oldukları çarpışma sonrası bunun durup ve bunun onun hızını devraldığı klasik bir durumdur. Ünlü Newton sarkacında, bunu genellikle sarkaçlarda görürsünüz, bu 8.01 dersinin ana sayfasındaki logodur ve bu konuyu anlattığım zaman burada bir gösteri yapmıştım. Tamam, devam edelim. Şimdi torklar, acısal momentum, dönme hakkında bir şeyler konuşalım. Atwood aletinden bahsedelim. Atwood aleti, yer çekimi iğmesini makul bir kesinlikle ölçmenizi sağlayan akıllı bir alettir. Burada bir makara var ve bu makara M kütlesine R yarı çapına sahip, sert bir disk şeklinde. P noktası etrafında dönüyor ve sürtünmesiz. Yarıçapı R'dir. Ve burada hemen hemen kütlesiz bir ip var. Kütleyi ihmal ediyoruz. M2 kütlesi burada ve M1 kütlesi burada. Ve M2'nin M1'den daha büyük olduğunu varsayıyoruz. Bundan dolayı bu kütle bu yönde imelenecektir, bu kütle bu yönde imelenecektir ve bu omega açısal hızıyla dönmeye başlayacaktır. Ve bu hız zamanın fonksiyonu olacaktır. Ve şimdi yapmak istediğimiz ilk şey bunun serbest cisim diyagramını çizmektir. Bu örnek için serbest cisim diyagramı kolaydır. Aşağı doğru M1G ve yukarı doğru T1. Ve bunun için aşağı doğru M2G ve yukarı doğru T2. Durum makara için biraz karışıktır. Burası P noktası. Burada makarayı aşağı doğru çeken T1 gerilim vardır. Bu nedenle bu T1'dir. Ve bu makarayı çeken T2 gerilmesidir. Bu nedenle T2'dir. Makaranın bir kütlesi var ve bu ağırlık Mg. Makaraya etki eden bütün kuvvetlerin toplamı sıfır olmalıdır. Aksi takdirde kendini aşağı doğru imelendirecektir ki imelendirmiyor. Ve böylece yukarı yönlü bir kuvvet olmalıdır. Bunu ne olarak alıyorum. Ve bu ne kuvveti bu üç kuvveti de yok etmelidir. Böylece bu T1 artı T2 artı Mg'ye eşit olmalıdır. Bizim diğer hesaplamalarımızda buna ihtiyacımız olmayacaktır. Fakat tabir caizse onu yerinde tutan bir kuvvet olmalıdır. Şimdi, ipin kaymıyor olduğu şartlar altında imeyi hesaplayacağız. Bu makara ile ip arasında sürtünmenin var olduğu anlamına gelir. Sürtünme burada değil, burada. Aksi takdirde ip kayacaktır, ip kayacak. Kaymanın olmaması, eğer ip bir santimetre hareket ederse makaranın da kendi çevresinde 1 santimetre dönmesi anlamına gelir. İşte bu kaymanın olmaması anlamına gelir. Bu ipin VR hızının yani V ipin makaranın yarı çapı R çarpı omega'ya eşit olması demektir. İşte bu kaymanın olmaması demektir. İpin bu hızının türevi olan ivme a eşittir omega nokta çarpı r yani alfa çarpı r'dir. Omega açısal hız ve alfa ise açısal ivmedir. Bu kayma olmadığı durumlar için önemli bir husustur. Şimdi birinci cisimden başlayalım ve Newton'un ikinci yasasını yazalım. Birinci cisim için bu yönü pozitif yön olarak alıyorum. İkinci cisim için ise bu yönü pozitif yön olarak alıyorum. Sadece bana daha kolay geldiği için. Bu durumda T1 eksi M1G eşit M1A olmalıdır. Bu bir numaralı denklem. T1'in ve A'nın ne olduğunu bilmiyorum. İkinci denklem bunun için bu yönü pozitif yön olarak alıyorum. M2G eksi T2 eşit M2A olmalıdır. Bu da ikinci denklem. Bir bilinmeyen daha eklendi. Tabii ki bir denkleme daha ihtiyacım var. Ayrıca makarayı da düşünmek zorundayım. Makara üzerindeki net kuvvet sıfırdır. Yerinde durmasının nedeni budur. Fakat aynı zamanda dönecektir. Çünkü bu T2 gerilmesi bu T1 gerilmesinden daha büyüktür. Yani P noktasına göre bir tork söz konusudur. Ve tork R vektörel çarpım F olarak tanımlanır. P noktasına göre tork bu konum vektörünün büyüklüğü çarpı bu kuvvettir. Bu tork tahta düzleminden içeri doğrudur. Tahta düzleminden içeri doğru olanı pozitif olarak alıyorum. Bu kuvvetten dolayı ise tork tahta düzleminden dışarı doğrudur. Bunu da negatif olarak alıyorum. Bu açı 90 derece olduğundan basit bir şekilde bu P noktasına ilişkin tork silindirin Yarı çapı R çarpı T2 eşittir. Bu pozitif kısmı oluşturur. Negatif kısmı ise yarı çap R çarpı T1'dir. Bu kuvvet ve bu kuvvetin P noktasından geçtiğine ve torka bir katkı yapmayacağına dikkat edin. Böylece P noktasına göre eylemsizlik momenti IP çarpı alfaya eşit olur. Fakat hiç kayma olmadığı için alfa A bölü R'ye eşittir. Dolayısıyla bu P noktasına göre eylemsizlik momenti çarpı A bölü R'dir. Ancak kütle merkezi etrafında dönen bir disk olduğundan eylemsizlik momentinin ne olduğunu biliyorum. Buna kitapta baktım. Eğer buna sınav sırasında ihtiyacınız olursa bunu sınav kağıdında bulacaksınız. Ve 1 bölü 2 mr karedir. 1 bölü 2 mr kare çarpı a bölü r. 1 r'yi yok ediyorum. Ve bu durumda T2 eksi T1 eşit 1 bölü 2 MA'dır. İkinci R'yi de yok ettiğime dikkat edin. Ve böylece şimdi üçüncü bir denklemin var. Ve bunlardan T2'yi, T1'i ve A'yı çözebilirim. Ve benim yaptığım kadar sizler de yapabilirsiniz. Eğer sonucu bulursanız sonuçlarınızın anlamlı oldukları konusunu test etmeniz gerekir. İlk yapmanız gereken şey, M2G'nin T2'den daha büyük olduğundan emin olmaktır. Böyle olması gerekiyor. Aksi takdirde aşağı doğru imelenmeyecektir. Ayrıca T1'in M1G'den büyük olduğunda kontrol etmelisiniz. Böyle olması gerekiyor. Ayrıca T2'nin T1'den daha büyük olması gerektiğini de kontrol etmelisiniz. Aksi takdirde makara saat yönünde dönmeyecektir. Ayrıca M2'nin M1'e eşit olduğu ufak bir kontrolde yapmanız faydalıdır. Bu durum imenin sıfır olması gerektiğine ve T1'in T2'ye eşit olması gerektiğinde verecektir. Bunlar çok kolay şekilde test edebileceğiniz çok açık şeylerdir. 10 saniyeden fazlanız da almaz. Ve eğer bunlardan birisi sağlanmıyorsa bu durumda bir yerde hata yapmışsınızdır. Bu sizlere probleme geri dönme fırsatı verecektir. Tamam. Şimdi başka bir problem çözelim bir fiziksel sarkaçın basit harmonik hareketi. Burada kütlesi m, uzunluğu l olan bir çubuğum var. Buradan dönmektedir ve tahta düzlemine dik olan bir eksen etrafında sürtünme olmaksızın dönmektedir. Burası çubuğun merkezidir. Ve bu teta açısı olsun. P noktasına göre bir tork vardır. Ayrıca P noktasından geçen kuvvet de vardır. Ve bu kuvvetle ilgilenmiyorum. Burada MG'yi biliyorum. P noktasına göre torku alacağım. Bu kuvvetle ilgilenmiyorum. Fakat P noktasından geçen bir kuvvet olmalıdır. Aksi takdirde eğer sadece tek kuvvet bu olsaydı bu çubuk aşağı doğru bir G imiyesiyle hızlanırdı. Fakat bunun böyle olmadığını biliyoruz. Sanılacaktır. Yani P noktasında bir kuvvet etkimelidir. Ne olduğunu bilmek istemiyorum fakat bir kuvvet olmalıdır. Dolayısıyla P noktasına göre olan tork, buradan buraya olan Rp konum vektörü, vektörel çarpım bu kuvvet olacaktır. Böylece büyüklüğü 1 bölü 2 L çarpı Mg çarpı bu açının sinüsü, bu açı teta olduğundan yani sinüs tetadır vektörel çarpımda açının sinüsü vardır. Yani bu P noktasına göre torktur ve aynı zamanda P noktasına göre eylemsizlik momenti çarpı alfa olmalıdır. Makarada elde ettiğimizden hiçbir farkı yok. Yani alfa eşit omega noktadır. Aynı zamanda teta iki nokta eşittir. Bu omega açısal hızıdır d theta bölü dt'ye eşittir ve türev bana açısal ivmeyi verir. Burada eksi işareti olmalıdır. Bu önemlidir. Çünkü tork geri çağırıcıdır. Yayda elde etmiş olduğumuz durum ile aynı. Bir yayı titreştiriyorduk ve yay kuvveti eksi kx idi. Buradaki eksi işareti tamamıyla aynı rolü oynamaktadır. Bundan dolayı buraya eksi ip çarpı teta 2 nokta yazıyorum. Eğer şimdi küçük açı yaklaşımını kullanırsak, küçük açı yaklaşımı, eğer teta radyan biriminde ise bu durumda sinüs teta yaklaşık olarak teta ya eşittir. Ve şimdi burada sinüs teta yerine teta yazabilirim. Ve şimdi eğer bunu diğer tarafa götürürsem, teta 2 nokta artı 1 bölü 2 lmg bölü eylemsizlik momenti çarpı teta eşit 0 elde ederim. Tabii ki yüksek bir dalgaya binmiş gibi mutlu olurum. Çünkü burada basit harmonik harekete sahip olduğumuzu söyleyen bir denklemi görmekteyim. Teta 2 nokta artı sabit çarpı teta eşit sıfırdır. Ve böylece teta eşittir. Teta maksimum kosinüs omega t artı eksi fi şeklinde bir çözüm elde etmeliyiz. Buradaki omega'nın oradaki omega ile hiçbir alakası yoktur. Bu açısal frekanstır. Bu ise 2 pi bölü omega şeklinde verilen salınımın t periyodu diye ilişkilidir. Bu bir sabittir. Bu omega ise sabit değildir. Maalesef fizikte bazen aynı anda aynı sembolleri kullanıyoruz. Cisin durduğu zaman açısalı sıfırdır. Cisim burada olduğu zaman ise maksimumdur. O omega hep aynıdır. Bir salınımın ne kadar zaman alacağı ile ilgilidir her ikisi de omega olarak adlandırılır ve her ikisi de radyan bölü saniye birimindedirler. Daha fazla şaşırtıcı olamazdı. Pekala. Eğer I P'nin değerini bulursak bu durumda açısal frekansı ve periyodu da elde edebiliriz. O halde P noktası için eylemsizlik momentini hesaplayalım. Bunu yapmak için paralel eksen teoremini uygulamak zorunda kalacağız. Çünkü muhtemelen sizlere kütle merkezinden geçen ve bu eksene paralel olan eksen için eylemsizlik momenti verilmiştir. Ve bu durumda siz paralel eksen teoremini uygulamak için kütle ile bu iki eksen arasındaki uzaklığın karesini ilave etmelisiniz. Ve böylece bu kütle merkezinden geçen eylemsizlik momenti p artı m çarpı bu iki eksen arasındaki mesafenin karesi ve bu iki eksen arasındaki mesafe 1 bölü 2 l'dir. Ve karesi 1 bölü 4 L karedir. Ve kütle merkezi etrafında dönen bir çubuk için eylemsizlik momentinin ne olduğuna kitapta baktım. Çubuk ve eksendik. Ve bu 1 bölü 12 M L kare artı 1 bölü 4 M L kare. Bu bana 1 bölü 3 M L kare verir. Şimdi ıp'nin ne olduğunu biliyorum. Ve bu yüzden şimdi omega açısal frekansını bulabilirim. Bu işlemi her şey aynı tahtada olsun diye bu kısımda yapacağım. Dolayısıyla buradaki bu terim omega karedir. Omega kare eşit 1 bölü 2 LMG bölü 1 bölü 3 ML kare olur. L'lerden bir tanesini ve M'leri yok ediyorum. Yer çekimi nedeniyle M'leri yok olması sıklıklı olur. Ve bu bana 3 bölü 2 G bölü L değerini verir. Ve böylece bir salınım periyodu 2 pi bölü omegadır. Ve omega bunun kare köküdür. Ve bu 2 bölü 3 L bölü G'nin karekök eder. Ve bu, bu çubuğun salınım periyodudur. Biz derslerde buna benzer şeyler üzerinde de çalıştık ve hatta periyodunu bulduk ve teorik olarak düşündüğümüz ile çok uyumlu olduğunu gördük. Şimdi siz dönen bu diskin zamanla değişen kinetik enerjisinin ne olduğunu sorabilirsiniz. Dönen diskin kinetik enerjisi 1 bölü 2 I omega karedir. Doğrusal kinetik enerjinin 1 bölü 2 mv kare olduğunu hatırlayın. Dönme hareketinde doğrusala kıyasla m yerine l ve v yerine ise omega gelir. Böylece dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 I omega karedir. Bu denklem sınavda karşınıza çıkacak. Bu P noktasındaki I'dır. Zamanın fonksiyonu olarak teta'nın ne olduğunu biliyorsunuz. Böylece omega eşit d teta bölü dt olduğundan omega'nın ne olduğunu bulabilirsiniz. Ip'nin ne olduğunu biliyorsunuz, biraz evvel hesaplamıştık ve böylece herhangi bir andaki dönme kinetik enerjisinin ne olduğunu bilirsiniz. Bu değişecektir. Durma anında sıfır, burada ise maksimum olacaktır. Bu noktada maksimum seviyede olan potansiyel enerjisinden burada maksimum olacak kinetik enerjiye sürekli bir şekilde dönüşüm söz konusudur. Böylece bu açık bir şekilde zaman içerisinde değişecektir. Dönme kinetik enerjisi. Bir eliptik yörüngemiz olduğunda problem 8.1'in Kepler yasalarını, Newton'un yer çekimi yasalarını uygulamak için güzel bir örnek olacağını düşündüm. Burada M kütleli ve R yarıçaplı bir gezegenimiz var. Dönmemektedir ve atmosferi bulunmamaktadır. Biraz yapay bir gezegen. Bir uydu fırlatıyoruz. Ve bu uydu tam buradayken V0 olarak adlandırdığımız bu hıza ulaşıyor. Yüzeydeki duruma göre bu açı 20 derece. Bizlere en uzak noktanın gezegenin yarı çapının 5 katı olduğu veriliyor. Eğer eliptik yörüngeyi çizmeye çalışırsam, bu hıza hemen ulaşıldığını kabul ediyorum. Bunun anlamı bu noktanın da yörüngenin üzerinde bir nokta olması demektir. Eğer yörüngeyi çizmeye çalışırsam, bu durumda eliptik yörünge buna benzer bir şey olacaktır. Bu durumda bu mesafe 5r'dir. Bu noktayı A olarak alıyorum. Bu nokta merkezden en uzak olan noktadır. Uydunun gezegene tekrar çarpacağı açıktır fakat bu bizi hiç endişelendirmiyor. Bu elipsi çizdiğim zaman gezegenin tüm kütlesinin elipsin içinde olduğunu varsaydım. Örneğin burada bir yerde Oysa durum böyle değildir. Yani elipsin sadece bu parçası bu gerçeğe uygundur. Bu kısmı ise kesinlikle bu gerçeğe uygun durumda değildir. Sizden istenen yalnız 5R 20 derece ve kütle verildiğinde V0 hızının ne olduğunu hesaplamaktır. Ben bunlara en uzak nokta olan A noktasındaki hızın ne olduğunu ve hatta burasının 2A olduğu durumda Yarı büyük eksenin ne olduğunda ilave edebilirim. Bütün bunlar başlangıç koşullu bilgilerinden elde edilebilir. Açısal momentum L r vektörel çarpım p'ye eşittir. Yörüngedeki M kütleli bir cisim için açısal momentum sadece bu noktaya göre alırsanız korunumludur. Bu noktayı ne olarak adlandırdım şimdi hatırlamıyorum. Sanki P noktasıydı. Onu okumakta zorlandığımdan şimdi C olarak alıyorum. Yani bu yörüngedeki bir cismin açısal momentumu herhangi bir noktaya göre değil, sadece bu noktaya göre korunumludur. Böylece C noktasına göre açısal momentum Buradaki ki zamanında büyük r konum vektörü çarpı hızdır. Fakat bunu 20 derecenin sinüsüyle çarpmam gerekir. Böylece mv Doğru değil mi? Burada v0 alıyoruz. Böylece mv0 büyük r sinüs 20 derece elde ederiz. Ve bu buradaki açısal momentuma eşit işte olmalıdır buradaki açısal momentumun da tahta düzleminden içeri doğru olduğu konusunda şüphem yok. Sadece büyüklüğünü bilmek istiyorum. Cisim burada olduğu zaman açısal momentum için kolun vektörü 5R'dir. Hız VA'dır fakat açı 90 derecedir. Böylece bu açının sinüsü 1'dir. Böylece M çarpı VA çarpı 5 r elde ederim. Küçük M'ler yok ediyorum ve böylece iki bilinmeyenli bir denklemim söz konusudur. V0'ın ve VA'nın ne olduğunu bilmiyorum. Başka bir denkleme ihtiyacım var. Peki bunlar korunumlu kuvvetlerdir çünkü yer çekimiyle ilgileniyoruz. Bu durumda mekanik enerji korunmalıdır ya da sistemin toplam enerjisi korunmalıdır diyebiliriz. Sistemin toplam enerjisi, kinetik enerji artı potansiyel enerjidir. Ve bu korunmalıdır. Buradaki toplam enerji oradakiyle aynı olmalıdır. Buradaki toplam enerji nedir? Kinetik enerji 1 bölü 2 mv sıfırın karesidir. Buradaki potansiyel enerji nedir? Bu eksi m büyük mg bölü merkeze uzaklık olan büyük r'dir. Bu tam buradaki toplam enerjidir. Buradaki toplam enerji değişmiş olamaz. Bundan dolayı 1 bölü 2 2mv a kare eksi... M büyük M, G bölü 5R'dir. Burada mesafe 5R'ye eşit. Küçük M'leri yok etmeyi bir kenara bırakırsam ikinci bir denklemin var olduğunu fark ederim. Başka bir bilinmeyen bu denkleme yazılmadı. Böylece iki bilinmeyenli iki denklemin var. V0 ve VA. Bu denklemleri çözebilir. Her ikisini de bulabilirsiniz. İlginçtir ki sizler yarı büyük eksenin uzunluğunu da bulabilirsiniz. Çünkü sistemin toplam enerjisi de eksi mmg bölü 2a'dır. Bu denklem de sınavınızda olacak. Böylece eğer v0'ı ya da va'yı biliyorsanız m'ler birbirini yok eder. Bu durumda yarı büyük eksen uzunluğunu da hesaplayabilirsiniz. Pekala. Şimdi Doppler kayması. Doppler kayması hakkında bir şeyler yapalım. İlk olarak elektromanyetik radyasyonun Doppler kayması, ışık, radyo dalgaları, X ışınları. Bize göre V hızıyla hareket eden bir yıldız var. Elektromanyetik radyasyon ile ilgilendiğimizden dolayı bizlerin bir yıldıza göre yoksa yıldızın bize göre hareket ettiğini sormuyoruz. Bu soru özel görelikte oldukça anlamsız bir sorudur. Siz buradasınız. F üstü frekansı alıyorsunuz. Ve o yıldız burada ve o belli bir hızla hareket ediyor. Şimdi bu hızın V olduğunu ve bu açının da teta olduğunu varsayalım. Hızın sizin yönünüzdeki bu bileşeni V cos teta'dır. Biz bunu radyal bileşen olarak adlandırıyoruz. Yıldızın bize doğru ya da bizim yıldıza doğru hareket ediyor olmamız hiçbir değişiklik yaratmaz. Eğer yıldızın hızı C ışık hızından çok çok daha küçük ise... Bu durumda alacağınız F üstü frekansı F çarpı 1 artı V bölü C çarpı kosinüs teta olur. Bu denklem de sınavınızda olacak. C'nin değeri 3 çarpı 10 üzeri 5 km bölü saniyedir. Eğer kosinüs teta pozitif ise cisim size doğru yaklaşmaktadır ve daha büyük bir frekans alırsınız. Eğer kosinüs teta negatif ise cisim sizden uzaklaşmaktadır, radyal bileşen sizden uzaktadır ve frekans daha küçüktür. Optik astronomide biz frekansı ölçemeyiz. Biz sadece dalga boyunu ölçebiliriz. Ve dalga boyu ile frekans arasındaki ilişki lambda eşit ışığın hızı bölü frekans şeklindedir. Bunu o eşitlikte yerine yazabiliriz. F eşit c bölü lambda ve f üstü eşit c bölü lambda üstüdür. Bunu yaptığımız zaman 1 bölü 1 artı x'in 1 eksi x'e eşit olduğu yaklaştırımını da kullanabiliriz. x'in birden çok küçük olduğu durumlarda. Bu Taylor açılımında birinci dereceden bir terimdir. Bu durumda lambda üssü lambda çarpı 1 eksi oradaki sebepten dolayı artı işareti eksiye döner. V bölü c çarpı kosinüs teta şeklinde elde edilir. Burada radyal hızın olduğuna dikkat edin. İşte burada. Eğer lambda üstü lambda'dan büyük ise cisim bizden uzaklaşmaktadır. Biz bunu kırmızıya kayma olarak adlandırırız cisim bizden uzaklaştığında. Eğer lambda üstü lambda'dan küçük ise bu durumda dalga boyu küçüldüğü için biz bunu maviye kayma olarak adlandırıyoruz. Spektrumun mavi ucuna doğru hareket etmektedir. Burada dalga boyu daha büyük olmaktadır. Spektrumun kırmızı ucuna doğru kaymaktadır. Maviye kayma cismin size doğru yaklaştığı anlamına gelir. Bu konuyu anlatırken lambda üstü bölü lambda'nın 1,00333 olduğu örneği ne ele almıştık? Eğer bunu bu denklemde yerine yazarsanız V kosinüs teta'nın eksi 100 kilometre bölü saniye olduğunu bulursunuz tüm bildiğiniz şey sadece radyal hızdır. Açı hakkında asla herhangi bir bilgi elde edemezsiniz. Bu radyal hızın 100 km bölü saniye ile bizden uzaklaştığı ya da bizim yıldızdan 100 km bölü saniye ile uzaklaştığımız anlamına gelir. Bu özel görevlilik de aynı şeydir. Eğer bunu sese uygularsanız, bu durumda oldukça benzer bir denklem elde edersiniz. Bu ders salonunda hareketsiz bir şekilde oturduğunuzu varsayın. Fakat ben ses kaynağını size doğru hareket ettiriyorum. Siz hareket etmiyorsunuz. Bu durumda benzer bir eşitlik elde edersiniz. İşitecek olduğunuz F üstü frekansı eşit F çarpı 1 artı V bölü VSS hızı çarpı kosinüs teta şeklindedir. Ve sesin hızı oda sıcaklığında yaklaşık 340 metre bölü saniyedir. Başka bir deyişle eğer bir daire çevresinde bir şey döndürürsem ve sizler de bu çember düzlemindeyseniz, buradaysanız, iseniz, bu durumda cisim sizlere doğru yaklaştıkça maksimum frekans duyarsınız. F üstü F'den büyüktür. Ve sizden uzaklaştıkça frekansla bir azalma hissedeceksiniz. F üstü F'den daha küçüktür. Ve cisim burada ve burada olduğu zaman açı 90 derece ve kosinüs teta 0 olduğu zaman f üstü eşit f'ye ve yine f üstü eşit f olduğunu bulacaksınız. Eğer bir şeyi döndürürsem çevresi etrafında bir yörünge hızı ile döndürdüğümü varsayalım. Ve bu yörünge hızını sadece güzel değerler elde etmek için 3,4 metre bölü saniye olarak alıyorum. Bu durumda bu 0,01 olur. Ve ses kaynağı sizlere doğru yaklaştığında yüzde birlik bir artış işitirsiniz ve sizlerden uzaklaştığı zaman ise yüzde birlik bir azalma hissedersiniz. Burada yaklaşık olarak 1500 Hz üreten bir ses kaynağı var. Ona etrafında döndürebilirim. Saniyede bir tur döndürebilirim. Ve bu size bu hızın iki katını verir. Ve böylece sizlere doğru yaklaştıkça %2'lik bir artış, sizden uzaklaştıkça %2'lik bir azalma iştirsiniz. Doppler kaymasını işitebiliyor musunuz? Duvardan yansımalar olduğu için ders salonunda artma ve eksiltmeyi fark etmek nispeten zordur. İşte biliyor musunuz? Sizlere doğru yaklaştığında uzaklaştığında daha yüksek tonda ses duyarsınız. Pekala. Yuvarlanan cisimler. Tepeden aşağı doğru bir şeyleri yuvarlayalım. Klasik problem. Buna sınavlarda çok rastlarsınız. Bir top alırız ve onu eğik düzlemden aşağı doğru yuvarlarız. Bu eğik düzlem ve bu da beta açısı. Küre şeklinde olan top burada. Bu sert bir küre. M kütleli R yarı çapında. Sert bir küre. Burası topun merkezi. Bu noktayı P olarak alıyorum. Aklıma gelebilecek bütün kuvvetleri çiziyorum. Burada MG var. Ve bu P noktasında yüzeyden normal kuvvet vardır. Ve sürtünme vardır. Bu sürtünme kuvvetidir. Ff ve N'nin kuvvet toplamına temas kuvveti diyoruz ve bu kuvvet eğik düzlemin topu ittiği kuvvettir. Fakat genelde bu kuvveti eğik düzleme paralel ve dik olarak olmak üzere bileşenlerine ayırırız. Böylece cismi maruz kaldığı kuvvetler sadece bu üçüdür. Ve şimdi sizlere A imesinin ne olduğunu sorabilirim. Eğik düzlemden aşağı doğru olan ime. Ve sizlere sürtünme kuvvetinin ne olduğunu sorabilirim. Bunları sizlere saf yuvarlama durumunda soracağım. Saf Yuvarlanma ne demektir? Bu eğer bu çevre 1 santimetre hareket ederse kütle merkezinde aynı zamanda bir santimetre hareket etmesi demektir. Dolayısıyla bu kütle merkezinin hızının vc'nin her zaman omega r olacağı anlamına gelir. Ve omega zamanla değişen açısal hızdır. Ve bu saf yuvarlanmanın koşuldur. Eğer dönen bir küren veya bir silindirim varsa çevresel hızı her zaman omega r olacaktır. Durduğu yerde bu şekilde deliller gibi dönüyor olabilir. Ama ileri doğru gitmiyor olsa bile çevresel hız daima omega r'dir. Fakat eğer kütle merkezi de aynı hızla hareket ediyorsa sadece bu durumu saf yuvarlanma olarak adlandırırız. Eğer bunun türevini alırsanız A eşit omega nokta çarpı R elde edersiniz. Bu da alfa R'ye eşittir ve alfa açısal iğmedir. Pekala şimdi C noktasına göre torku yazacağız. Eğer C noktasını alırsam bu durumda MG ve N kuvvetleri tork oluşturmaz. Sadece ilgilenmem gereken bir kuvvet vardır. C noktasına göre tork. Torkun tahta düzleminden içeri doğru olması beni ilgilendirmiyor. Sadece büyüklüğünü bilmek istiyorum. Bu R çarpı FF, R çarpı sürtünme kuvvetidir. Ve bu da C noktasının eylemsizlik momenti çarpı alfa olmalıdır. Bunu daha evvel iki defa gördük. Ve alfa A bölü R olduğundan bu IC çarpı A bölü R olur. bu A'nın ve FF'nin bilinmediği birinci denklem oluyor. Henüz yeterli değil, daha fazlasına ihtiyacım var. Newton'un ikinci yasası her zaman geçerlidir. Kütle merkezi için her zaman F eşit MA geçerli olmalıdır. Şimdi tüm yapacağım şey kütle merkezine gitmek ve ona eğik düzden boyunca uygulanan kuvvet nedir diye sormaktır. Eğik düzlemedik olanlar beni ilgilendirmiyor. Sadece eğik düzden boyunca aşağı doğru olan kuvveti sorguluyorum. Bu MA'ya eşit olmalıdır. Bunun tartışması bile olmaz. Çünkü kütle merkezinin karakteristiği budur. Bu yukarıda yönlüdür. Aşağı yönlü olan tek kuvvet MG'nin eğik düzden boyunca olan bileşenidir. Ve bu da MG sinüs beta şeklindedir. Bu yönü pozitif olarak alıyorum. Böylece MG sinüs beta eksi. Şu sürtünme kuvveti eşit. M çarpı A olmalıdır. Bu benim ikinci denklemim. Şimdi iki bilinmeyenli iki denklemim var ve bunları çözebilirim. A bilinmemektedir ve sürtünme kuvveti bilinmemektedir. Benim yapabildiğim kadar sizler de bunu yapabilirsiniz. O nedenle size sadece sonuçları vereceğim. Cebir üzerinde fazla zamanınızı harcamak istemiyorum. A M saf yuvarlanma durumunda ve sadece saf yuvarlanma durumunda A eşit R kare çarpı g çarpı sinüs beta bölü mr kare artı ic'dir. Ve sürtünme kuvveti onu bu denklemden görebilirsiniz. ic çarpı a bölü r karedir. Buradaki a'ları yok etmiyorum. Aksi takdirde çok karmaşık bir hal alır. Ve böylece sürtünme kuvveti IC eylemsizlik momenti çarpı A bölü R kare olur. Böylece bu A burada yerine yazılmalıdır. İvme kütleden ve yarıçaptan bağımsızdır. Sezgisel açıdan kavranması çok zordur. Topu büyüklükte veya bu büyüklükte almanız önemli değildir. Kütlenin de ne olduğu önemli değildir. Bunun sebebi birazdan göreceğiniz gibi eylemsizlik momentinin MR kare terimini içeriyor olmasıdır. Ve tüm m, kareler yok olacaktır. İlk olarak beta'nın a ile olan ilişkisine bakalım. Beta sıfır olduğu zaman a'nın da sıfır olacağını dikkat edin. Böyle de olması gerekir. Çünkü eğer hiç eğim yoksa hiçbir iğme de söz konusu değildir. a eşit sıfır olduğu zaman sürtünme kuvvetinin de sıfır olacağını dikkat edin. Bunun da böyle olması gerektirir. Bu kolay bir test yöntemidir. Bu yoldan iç tutarlılık kontrolünü yapabilirsiniz. Şimdi IC'ye bakalım. IC nedir? Tablodan kütle merkezinden geçen eksen etrafında dönen bir küre için değerine baktım. Hatırlayabildiğim ender birkaç taneden biridir. 2 bölü 5 mr kare. Eğer bunun yerine onu yazarsam saf yuvarlama şartları altında inmenin 5 bölü 7 g çarpı sinüs olacağını bulurum. Ve FF sürtünme kuvveti de sanırım 2 bölü 7 MG sinüs beta eşittir. Bunlar eylemsizlik momentini kullanarak elde edilen sonuçlardır. Bu sonuçlara biraz daha yakından bakalım. Eğer hiç sürtünme yoksa, İğmenin G'si nüsbeti olduğunu biliyoruz. Hiç sürtünme olmadan kayan bir cismin iğmesinin G'si nüsbeti olduğunu hatırlıyoruz. Şimdi neden daha düşük? Neden 5 bölü 7 kez daha küçük? Çok açık. Çünkü bir cisim aşağı doğru yuvarlanarak inerken toplam kinetik enerji dönme kinetik enerjisi artı doğrusal ilerleme kinetik enerjisinin toplamıdır. İleri doğru hareket için bu 1 bölü 2 mv karedir. Eğer kayan cisminiz varsa bu durumda sadece doğrusal bileşen söz konusudur. Hiçbir dönme kinetik enerjisi yoktur. Böylece şimdi doğrusal ilerleme kinetik enerjisi daha küçük olmalıdır. Çünkü çekim potansiyel enerjisinin bir kısmı dönme kinetik enerjisine dönüşmektedir. Ve bu nedenle daha yavaş gitmesi gerekir ve ivme daha küçük olmalıdır. Bu tamamen anlaşılır ve g sinüs beta değerinden daha küçüktür. Sürtünme kuvvetine bakalım. Bu bir saf yuvarlama durumu. Sürtünme kuvvetinin mümkün olan maksimum değerine asla aşamayacağını biliyoruz. Bu kabul edilemez. Eğer sürtünme kuvveti maksimum değerine ulaşırsa bu durumda kaymaya başlayacaktır. O takdirde artık saf yuvarlama geçerli olmaz. Başka bir de işte 2 bölü 7 Mg sinüs beta ile verilen sürtünme kuvvetinin maksimum sürtünme kuvvetinden daha küçük olması gerektiği koşulu vardır fakat maksimum sürtünme kuvveti statik sürtünme katsayısı μse çarpı mg kosinüs beta ile verilen bu ne değeridir? Böylece bu μse çarpı mg kosinüs beta olur. mg'leri yok ediyorum ve böylece saf yuvarlama durumunu elde etmek için statik sürtünme katsayısının 2 bölü 7 tanjant beta'dan daha büyük olması sürpriz değildir. Bu alfa değil, beta olacak. Bir bakıma bu şüphesiz memnuniyet vericidir. Ve hepimiz iç güdümüzde biliyoruz ki eğer açıyı çok büyük yapar ve bu şekilde döndürürseniz saf yuvarlanma yapması mümkün değildir. Şüphesiz yuvarlanacaktır ancak aynı zamanda kayacaktır. Örneğin, eğer sürtünme katsayısını dondurup sabit tutarsanız ve sürtünme katsayısını 0,2 olarak alırsanız, bu durumda bu beta açısının 35 dereceden daha az olması gerekir. Bu sadece bir örnek. Ve bu oldukça anlaşılır. Dersin birinde hava rayı üzerinde sürtünme olmaksızın kayan bir cismin salınım periyodunu hesapladığımızı hatırlayın. Oldukça büyük yarıçaplı dairesel bir eğriydi. Yüzlerce metreydi. Ve burada kayan bir cismimiz vardı ve sürtünme olmadan kayıyordu. Ve biz periyodun sanki bir sarkaçmış gibi 2 pi çarpı karekök r bölü g olduğunu elde etmiştik. Ve gerçekten de öyledir. Biz bunu hava ile yapmıştık ve sonuçlar tahmin ettiklerimiz ile inanılmaz zorlukta bir uyum ve kesinlik gösteriyordu. Ve daha sonra küçük bir yarı çap durumunda deneme yaptık. Bir top ile yuvarlanan bir top ile bununla. Bu eğrinin eğrilik yarı çapı 85 cm idi ve periyodu 1,85 saniye olarak tahmin etmiştik. Bu denklemle. Ve biz bunu ölçtük ve ne bulduk? Oldukça fazla. Sanırım 2,3 saniye gibi bir şey ölçtük. Ve ben sizlere dersin sonunda neden böyle diye sordum. Ve bazılarınız yarı çap küçük olduğu için dedi. Sebep bu değildi. Çünkü açı, yer değiştirme açısı hala çok küçüktü. Bu maksimum açı. Teta maksimumu o kadar küçüktü ki bu periyodun neden bu kadar büyük olacağını asla izah edemezdi. Ama şimdi biliyorsunuz çünkü cisim aşağı doğru yuvarlandığı zaman kinetik enerji kısmen doğrusal terimden ve kısmen de dönmeden kaynaklanıyor. Kısmen doğrusal ilerleme teriminden, kısmen de dönmeden. Eğer kayıyorsa enerji tamamen doğrusal terimdedir. Dolayısıyla çok daha hızlı gider. Şimdi ise dönme ile paylaşmak zorundadır ve daha yüksek periyot bulmamızın sebebi budur. Ve bu aynen burada tanık olduğumuz durumdur. Bunları sınav tabağınızda olacağını tekrarlamak istiyorum. Lütfen oturun, bir dakikamız kaldı. Bunların hepsinin bir sınavın içerisinde olmasını sağlamam mümkün değil. Bir seçim yapmak zorundayım, sadece birkaçını seçeceğim. Bu konulardan hiçbirini bugün detaylıca inceleyemedim. Bu inceleyemediğim konular sınavda çıkmayacak anlamına gelmez. Bu hafta sonu özel bir ders olacak ve sizler bundan yararlanabilirsiniz. Sanırım bu ders yarın sabah pivotta da olacaktır. Sizlere şanslar diliyorum ve gelecek derste görüşürüz.